Rüşvetle kripto para listeleyen borsa ve akıbeti üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla bu durumda ne var ne yok bunun üzerinde duracağız diyebilirim. Rüşvetle kripto para listeleme meselesi bu noktada işte adına rüşvet mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Fakat bunu çok fazla gerçekleştiren taraf bulunmaktadır. Şimdi ilk olarak her borsanın hemen hemen yaptığı bir durum var ve özellikle bunu Binance'da gerçekleştirmektedir. Listeleme bedeli diye bir şey vardır. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Fakat bunun sebepleri açıklanmaktadır ki benzer işler gerçekleştiren piyasada bilinen çok fazla diğer finansal enstrüman ticareti yapabileceğiniz daha popüler taraflar, dünya çapında bilinen taraflar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bir problem olduğunu sanmıyorum. Ama doğrudan bir parayla listeleme hususu maalesef ki baş ağrıtmaya devam ediyor ve sadece yani hiçbir üzerinde ekstremlik bulunmaksızın bir kripto parayı, bir altcoin'i direkt olarak bu şekilde listeliyorlar. Sen nesin? Kimsin? Daha önce ne yaptın? Bu nasıl bir proje? Hayır, böyle bir şey yok. Diyor ki 30 bin dolar var mı? Var mı? Tamam, gönder. Tamam, listeliyoruz. Bu kadar. Bitti. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada yaşanan sıkıntılar da kendilerinin de piyasanın da başını ağrıtıyor. Bu şekilde borsalar var. Maxi mesela bu borsalardan bir tanesi. Ne olduğunuzun, nasıl olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Sadece dolandırıcı da olsanız 30 bin dolar gibi bir para kendilerine verip tek koşul olarak devamında kendi kripto paranızı burada kolaylıkla listeletebilirsiniz. Sadece para vermeniz yeterli olacaktır. Çok kolay. Dolayısıyla bu gibi borsalara çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yakın zaman içerisinde hatta bundan 2 ay önce civarında olması lazım. Yine iki kripto para borsası kalıcı olarak ABD'de kapatıldı ve tüm işlemlerine son verildi. Sebebi de para karşılığında bu şekilde hareket gerçekleştirilmesi ve kripto paraların listelenmesinin yapılması. Eliminasyonun olmadığı yerde hiçbir regülatör burada yapılan hareketi istemeyecektir. Çünkü zaten kripto paralar üzerine şu anda çalışılıyor. Pek çok noktada ne olduğu, nasıl hareket edilebileceği dediğimiz zaman bir de karşımıza zaten bu kadar dolandırıcının olduğu bir süreçte hiçbir süzgeçten geçmeden her şeyi listeleyen bir borsa çıktığı zaman evet bu hem yatırımcılar için kötü hem de regülatörlerin hiç hoşuna giden bir durum değil. Genelde tabii bunu ekstrem bilginiz olmadıkça bilemeyeceksinizdir. Maxi'de olduğunu biliyorum. Haricinde çok 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 büyük bir ihtimalle Gaytio borsası bunu yapıyor. KuCoin borsası bunu yapıyor. Ondan sonra yani bunlar yapıyor. Aklıma da gelmemiştir büyük ihtimalle şu an. Daha da yapan vardır. Bu tarz durumlarda dikkatli olmak lazım. Eğer bu gibi borsalarda oynuyorsanız bir gün diğerlerine olduğu gibi tek bir gece operasyonuyla maalesef büyük sorunlarla karşılaşabileceğinizi iyi bir şekilde biliniz ve ona göre hareket etmeniz lazım. Borsaların mesela hangi borsada oynanılmaz, işlem yapılmaz, yatırım yapılmaz sorusunun cevabı çok yüksek getiriler vaat ediyorsa bir. Yani anormal kaldıraçlı işlem oranları varsa, staking oranları çok yüksekse, aynı zamanda borsada çok fazla coin varsa. Bak şimdi ben şöyle bir gireyim. Mesela az önce saydıklarıma biz burada bir göz atalım mı? Şu borsalarda. Maxi dedik ya şu bak şimdi. Binance'da 385 kripto para. Coinbase 200 küsür, Kraken 200 küsür. Şimdi ya burada bunları kaydırmış ya. Şöyle şunu bir şey yapalım ki.
KuCoin, aha. KuCoin dedik 700 küsür. Güzel. Devam edelim şöyle. Bak GCHO'ya bak. 1768 tane kripto para listelemiş. Ne diyebilirsiniz ki? Bak. Devam edelim mesela. Kripto.com. Bak Maxi'ye bak. 1700 tane kripto para listelemiş. Tamam. Yani iyi bir şekilde bunları bilmek lazım. İşte bu tarz borsalar, ya sen şöyle düşün. Arkadaşım 2000 tane kripto parayı nereden buldun ya? Bu yani 2000. kripto parayı böyle nasıl buldun sen? Çok merak ediyorum. Her neyse. Güney Kore Yerel Haber Ajansı News'in haberine göre Güney Kore'nin en büyük 5 kripto para borsasından biri olan Coinbase'ın iki eski çalışanı rüşvet suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Bu Coinbase'ın başına gelmeyen kalmadı zaten. Coinbase'ın eski çalışanları 2020'den itibaren 2 yıldan fazla bir süre boyunca belirli kripto para birimlerini platformda listeleme karşılığında rüşvet kabul etmek suçuyla yargılanıyordu. Kararını açıklayan mahkeme Coinbase'ın eski kripto listeleme başkanı olan 41 yaşındaki Sena 4 yıl hapis cezası verdi ve yasa dışı olarak elde ettiği 1,43 milyon doları geri ödemesini emretti. Diğer sanık da aynı suçlamalardan 654 bin doları para cezası ve 42 ay hapis cezasına çarptırıldığını söylüyor. Bunlar çok sıkıntılı işler. Tabi borsanın tamamını ateşe atmamışlar. Sadece yöneticiler doğrultusunda hareket etmişler. Mesela ABD'de olsa sadece bu değil, borsayı da direkt olarak kapatmaya çalışırlardı. Seul Güney Bölge Mahkemesi hakimi Kim Jun-ki kararda söz konusu suçun kripto para listeleme personeli, komisyoncular, token ihraççıları ve piyasa yapıcı şirketler de dahil olmak üzere birden fazla komplocunun yeni coin basmaktan ve piyasa fiyatlarını manipüle etmekten elde ettiği kar paylaşmak için yaptığı bir gizli anlaşma olduğunu söyledi. Evet. Bu tarz durumlar var piyasada maalesef. Olmaya da devam edecektir. Ama yatırımcı az önce de belirttiğimiz hususlardan yola çıkarak herhangi bir borsanın ne kadar güvenilir ya da değil, kural çerçevesine ve yasalara ne kadar uygun ya da değil noktasında hareket etmede bilinçli olabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.